Bugün Rollo'da bir günlüğüne moto kuruyor olacağım. Müjdat Gezen'den girince ilk son. Bak sipariş, duyuyor musun zilin sesini? Şefim çanlar bana mı çalıyor? Posta alabilir miyim? Gidiyoruz, bereketli bir gün olsun. Siparişten siparişe devam ki. Benzin bitti galiba. Aa, benzin bitti arkadaşlar. Bahşiş vermezse 5 lira sen, bahşişim bende. Çalamazsan çek kayıta. Yemin ediyorum 5 alırım. 5 lira bahşişim bende. Oo, videonun masrafı çıksın. Güzel. Alabilir miyim 5 liramı? Vermedim. Alabilir miyim 5 liramı? 10 lira da olur. Kuryelik yapacaksan böyle patlatıp bak. Tertemiz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir bu paralarda da bir oyun var. Paran yoksa Atatürk bile sana gülmüyor abi. Bu büyüdükçe Atatürk gülüyor, farkında mısın? Atatürk'ün olması yeterli. Doğru diyorsun. Hayır işi olsun, ne var? Hayır işi olmasın mı? Para kazanalım birazcık. Yani bak, sıcakta terliyoruz yani. Olmaz. Kimse bir şey vermiyor ki. Aldım ama. Ne diyeceğiz? Kiminin parası, kiminin doğası mı? Herkesin parası kardeşim. Hadi kaçıyorum. Selam millet, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Şu gözlüğü çıkarayım. Çünkü lölü lalı şeylerle, artistlikle hiç işimiz yok. Bugün Rollo'da bir günlüğüne moto kuruyor olacağım. Yani bakalım nasıl bir meslekmiş, iyi bahşiş toplayabilecek miyiz onu da göreceğim. Ve kamerada minicik cüssesi kocaman kalbiyle Kemal yine yanımızda, kocaman alkışlar, burada montajda ekleriz. Olay şu, kendi motorumu çekelim şöyle. Kemal gel. Rıfkımı bırakacağım evlat. Arkaya gel abi. Bu emektarla bugün tek tek paket dağıtacağım. Bu güneşin altında birazcık yanacağız. Haftaya da eğer bu video beğenilirse bir günlüğüne motosiklet tamircisi olmayı düşünüyorum. Bakalım, o da size kalmış. Şimdi Kemal şöyle 5 saniye bir sessizlik yapalım. İnsanlara abone olma, beğenme, ne bileyim yorum atma süresi verelim. Sonra geçeceğiz. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet. 1 2 3 4 Gel çak 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 çak. Tamam. Bence abone oldular. Değil mi? Bence oldular. Beğenme falan o da olmuştur. Tamam. Hadi geçiyoruz videoya. Gel. Mekana girerken hemen maskemi takıyorum. Neden? Korona var. Önlemimizi alacağız. Hadi gel Kemal, başlıyoruz şimdi. Burak şefim, burada mısın? Biz geldik. Nasılsın? Hoş geldin Görkem. Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim. Bugün kurye olarak Rollo'da çalışacağım arkadaşlar. Burak buranın şefi. Benim de bugün şefim olacak. Dolayısıyla patrono. Ha. Anahtar benim galiba. Anahtar şefim. Anahtar senin. Birazdan teslim edeceğim. Şimdi alamıyor muyum? Bir operasyondan bahsedeyim sana. Tamam, olur. Kafanda bir şeyler canlansın. Şimdi müşteriler siparişi veriyor biliyorsun. Evet. Sisteme düşüyor. Daha sonra sipariş şefleriniz tarafından burada çıkarılıyor. Daha sonra ben buradan mı alıyorum siparişi? Sen kasadan siparişi teslim buradan alacaksın. Buradan alıyorum siparişi. Aynen. Okay. Daha sonra da müşteriye teslim edeceğim. Bu arada gelmişken ben buranın yemeklerini çok seviyorum arkadaşlar. Biraz yaklaşalım, bak burayı çekeyim. Bu adamlar burada ne yapıyor? Şu an daha çalışan olmadığım için rahat rahat anlatabiliyorum. Burada mezelerle dürümler, işte gurme ev yemekleri yapıyor. Sen anlat şefim, senin uzmanlığın. Yani burada bizim aslında temel olarak yapmış olduğumuz şey sağlıklı besinleri taze bir şekilde müşterilere ulaştırmaya çalışmamız. Salata, dürüm ve en popüler olarak da burger ve sosis yapıyoruz. Vallahi ben jackpot'a bayılıyorum arkadaşlar, onu söyleyeyim. Buranın müdaimi olduğum için hepsini biliyorum. Ama bugün çalışan olacağım. Kurye olacağım. Ne kadar bahşiş kazanacağım, ne kadar cebimi dolacağım ona bakarım hocam. Aynen öyle. Ne kadar bahşiş kazanacağım. Ben diyorum şöyle bir 15-20 liramız var. En az 25. Var mı abi 15? Bak bir tane profesyonel kuryemiz var. 15-20 lira çıkar mı? Çıkabilir. Çıkabilir mi? Evet. Güzel kazandırıyor yani. Hadi bakalım, anahtarımı alabilir miyim? Anahtarım. Ben kendi kaskımla gelmiştim, onu takacağım. Tamam. Evet, kaskı mutlaka takmanı isteyeceğiz senden zaten. Okey. Aynen. Başlıyoruz arkadaşlar, hadi bakalım. Arkadaşlar ilk siparişimiz geldi. Şu an restoranda biraz yoğunluk olduğu için buranın motorunu kullanamayacağım. Ama benim Rıfkı görevi hazır. Rıfkı'ya atlayıp Dominar'la ilk siparişi teslim edeceğiz. Şefim biz gidiyoruz. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Hadi gel Kemal, gidiyoruz. Şimdi şu maskeyi çıkartacağım arkadaşlar. Zaten açık alandayım ve kaskımı takacağım. Paketimizi atmaya başlayalım. Yani bana denmişti ki mekandan karşılanacak benzin masrafı, motor masrafı. Böyle olmaz arkadaş, yapacak bir şey yok. Anahtarımı da almışlar. Rıfkı'nın anahtarı yok. Sende mi Kemal? Oğlum bu ne böyle? Tıraşa giden damat gibi oldum. Buldum, tamam. Şunu bir atalım. Şöyle koyalım. Kimmiş? Pınar Hanım. Bu videoyu izlerseniz, beğenirseniz sevinirim Pınar Hanım. Okey. Ben gidiyorum. Bay bay. Böyle bir iş yok ya. Yani paket taşıyacaktım, Kemal'i taşıyorum. Yapacak bir şey. Hadi gidiyoruz. Hazır mısın? Haydi bakalım. Yavaş yavaş. Ya bu sıcakta bu iş hakikaten zor ha. Arkadaşlar. Bu adamlara gerçekten bahşiş verin ya. Yani bu sıcakta oradan oraya, oradan oraya. Bu arada
Ben buralarda doğup büyüdüm, biliyorsunuzdur belki. Burası benim okuduğum lisem. Size gelmişken bunları görüyorsun. Kazım İşmen Lisesi. Tabii böyle değildi benim zamanım. Taş bir binası vardı. Şurası benim ilk okulum Cenap Şahabettin. Hala aynı. Bir yandan da mağazaya gitmedim değil hani. Kolay gelsin. Motoru şuraya bırakalım da siparişi götürürüz orada. Arkadaşlar çok sıcak. Bir de kendi motorumla geldim. Bayağı açıkçası kuryelik için zor oluyor, öyle söyleyeyim. Şimdi maskemi takacağım. Paketi aldık ama kimin adınaymış? Pınar Hanım adına. Acaba hangisi? Yalnız bildiğim kadarıyla bura büyük bir siteydi abi. Evet, bunu bir sormak lazım. Tamam, o zaman ben şimdi siparişimi götürmeye gidiyorum arkadaşlar. Dönüşte Kemal'le beraber burada buluşacağız. Şimdi ne olur ne olmaz müşteriyle çekmek istemiyorum ilk siparişten. Şimdi paketi bırakmaya geldim. Biraz tersteymiş. Keşke motoru alsaydım ama Kemal'le çıkmak da zor oluyor açıkçası. Siparişim burada, bakalım. İlk siparişten başlayabilecek miyiz, çok merak ediyorum. Tabi müşteriyi çekemeyeceğim. Yayınlamamı istemeyebilirler. O riske girmek istemiyorum o yüzden. İlk siparişi verdik. Uf, ama 6. katmış. Asansörü sonradan fark etmem üzdü tabi. Neyse. Bahşiş alamadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sıradaki siparişe gidiyoruz. Hadi maskemi taktım. Bye bye. Bakın şimdi arkadaşlar. Kameramanıma kameramanlık yapıyorum. Rıfkı'nın başında Kemal. Kemal iyi misin? Kurye işinde de varsın da ilk siparişten bahşiş alamadık. O ne olacak? 6 katta çıktım be abi. Abi vallahi. Keşke kamerayla gelseydik. O zaman verirlerdi ama insan beklentiye giriyor, ben sana söyleyeyim. Beklentiye giriyor ya. Neyse, bir dahaki siparişte alacağım. Görürsün. Hadi gidelim. Her işte varız ya. Her işte varsın be ya. Kamerada da varsın be. Her işte varız ya. Ben de kuryede varım. Biz bir restoran mı açsak seninle? Bu spor işi olmayacak. Ama biz batırırız orayı kendimiz yemekten. Seni besleyene kadar dükkan batar Kemal. Yani bizim motor yok. Neyse, geldik. Sen Rıfkı'yı buraya bırakacağım. Evet. Şunu bir çıkaracağım. Arkadaşlar bu arada ilk siparişim online'dı. Ne kredi kartı kullandı ne nakite temas etti. Muhtemelen bana güvenmiyor bu patron. O yüzden para mara vermedi. Ben de gittim. Ayrıca bana dediler ki motosiklet vereceğiz. Motor da yok, benzin de yok. Şefim, böyle anlaşmamıştık. Çek abi. Sipariş güldüm bana. Müşterilerimizi lütfen zor durumda bırak. Birincisi, bana nakit para vermedin sipariş için. İkincisi, kredi. Bana güvenmiyor musun? Güvenmiyorum. Hani motor verecektin? Verdim, almadın. Yok motor. Ben dedim Dominar'dan başkasına binmem dedim. Dominar'dan başkasına binmem ama sivil hayat biliyorum. İşteyken ayrı. Bak, ilk siparişten su gibi oldum. Zor iş arkadaşlar. Şu kuryelere şey verin ya, bahşiş verin, pintilik yapmayın. 20 liraya yemek yiyorsun, 2 lira bahşiş vermiyorsun. Arkadaşlar ben size söyleyeyim, birkaç gün sonra işte o getiren kurye çok iyiydi, hep o kurye getirsin. İşte bahşiş verecektik ama paramız yok gibi yorumlar gelecek, görürsün. Bence öyle şefim. Bugünkü müşterilerden en az 10 kişi o günkü getiren kurye getirsin derse seni işe alacağım. Söz mü lan? Söz. Ama akbil isterim, full aylık. Ama full akbil. Tamam. Başka? Yemeklerini her gün ben yapacağım. Ama maaşı anlaşmamız lazım. Maaş vermeyeceğiz ilk başta. Ne yapacağım, hayrına mı çalışacağım? Olmaz. Olmaz. Yakın olanı bana ver. Daha yakın olanı. Hastaneye gider misin çocuk alışkanı? Hangi hastane? Zeynep Kamil? Giderim. Anasını bile ağlatırım. Ha. Tamam. Buyurun. Ver. Arkadaşlar Zeynep Kamil çocuk hastanesiymiş. Bu ödendi mi şefim? Online ödenmiş. Abi hep online'ları bana veriyor. Bunlar bana güvenmiyor. Ben size söyleyeyim. Yani böyle olmaz şefim. Ben bundan bahşiş de alamam. Online ödeyen adam. Bahşiş vermezse 5 lira sen bahşişin bende. Alırım bak. Bir dakika. Paketten geri gelmez. Geldiği zaman eğer paketten bahşiş alamazsan çek kayıta. Yemin ediyorum alırım. 5 lira bahşişim bende. Oo, videonun masrafı çıksın. Güzel. 5 lirayı kaptık. Ben gidiyorum arkadaşlar. Kaskım nerede? Atımı getirin. Kaskım nerede benim hakikaten? Sen mi aldın? Şefim ya, olmaz ki arkadaş, şef bizim şeye çöküyor ya. Gel bakalım bir, hep cepten. Ben bu işletmeyi sevmedim Kemal. Kaskını da biz verelim. Teşekkür ederim, çok sağ olun efendim. Kaskını da biz verelim. 5 lirayı unutmadım. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Ben şöyle takılmadan gidersem bu sefer Kemal'i almayacağım. Bu motorla zor olur çünkü. Şuna Kemal'i bindirdiğimi düşünseniz abi. Yemin ediyorum tek teker gideriz gerçekten. Şu bagaj nasıl açılıyor onu da bir deneyelim. Şuradan açtım. Adres neymiş? Oğlum adres yazmıyor burada. Çocuk cerrahisi yoğun bakıma getirebilirsiniz demiş. Ben bunu alayım yanıma. Şefim bir şey unutmadık değil mi? Eksik yedik. Tamam, 5 lirayı alacağım. 5 lirayı alacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben de seni çekeyim Kemal. Video içinde video yapıyoruz arkadaşlar. Ben artık gidiyorum. Sipariş soğuyacak. Senin askerliğin bitmez. Göreceğim kaplan. Yalnız bir devam. Şey söyleyeyim mi? Yaklaş. Scooter'da bile varım arkadaş. Burada da varsın. Sadece motosiklet videoları çekiyorum arkadaşlar. Gorka Vörtlüğü bulabilirsiniz. Burada da varsın, burada da varsın. Bu ara gaz vermiyor mu? Olmadı. Ha? Ver yanı hadi. Devam.
Arkadaşlar şimdi Zeynep Kamil Hastanesi'ne gidiyoruz. Yine maskemi her şeyimi taktım. Bakalım buradan bahşiş alabilecek miyiz? Göreceğiz. Yukarıda 3. ya da 4. katta da buradan çıkacağız. Hava neredeyse 40 derece ve ben yine merdiven çıkıyorum arkadaşlar. Bakalım burası değişik katlar çıkacakmışız. İkinci siparişimi de teslim ettim fakat yine bahşiş alamadık. Yapacak bir şey yok. Belki gidince 3. siparişten bir şeyler çıkar ama bu bahşiş olayını Burak'tan kurtardım. Şimdi gidip 5 liraya alacağım Burak Şef'te. Görürsünüz. Siparişten siparişe devam ki. Benzin bitti galiba. Aa. Benzin bitti arkadaşlar. Şaka şaka. İşlem tamam ama yine bahşiş yok. Yine mi yok? Burak Şef nerede? Burak Şef'ten alıyoruz o zaman abi. Mikrofonu bana. Mikrofonu bağlayayım. Burak Şef'im. Hoş geldin. Sen bize diyorsun bahşiş mahşiş yok. Vermediler. Alabilir miyim 5 lira mı? Vermediler. Alabilir miyim 5 lira mı? Bir müşteriyle konuşalım bahşiş verip vermediğine ilişkin. Ya böyle bir şey olur mu? Bir dakika arkadaş. Video var ya. Ben alabilir miyim 5 lira? İstiyorum arkadaşlar. Alayım hemen. 10 lira da olur. Şimdi Suat abi bak bu işleri bilmiyorsun. Kuryelik yapacaksan böyle patlatıp bak. Tertemiz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu paralarda da bir oyun var. Paran yoksa Atatürk bile sana gülmüyor abi. Bu büyüdükçe Atatürk gülüyor farkında mısın? Atatürk'ün olması yeterli. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Neyse kısa günün kârı. Şöyle korona var değdiremedim ama anladınız siz. Var mı sipariş? Var. 7 tane sipariş var. Hadi o zaman gidiyoruz. Vallahi yoğun bir gün. Bu da böyle haber muhabiri gibi kan. Nereler var şimdi? Karışık yerler var. Operasyon hemen. Al abi motoru sana da vereyim ben kendi motoruma çıkayım. Sıkışıksa hızlandıralım işlemi. Şimdi destek kuvvet abi. Bana 2-3 tane verebilirsin benim bagaj alır. Ama yakın lokasyonları ver. Evet şefim geliyorum maskemi takayım geliyorum. Mehmet Akbaba'nı da biliyorsun. Tamam. Rokavalı'nın karşısı işte ya. Tamam. Koşuyolu Parkı'nın altında geçeceğim. Tamam öteki cadde. Okey. İkisi de kredi kartı mı? Online. Posta alabilir miyim? Tamam, okey. Gidiyoruz. Bereketli bir gün olsun. Hadi görüşürüz şefim. Bu işi iyi kaptım ama he. Değil mi Kemal? Şimdi ben Rıfkı ile gidiyorum arkadaşlar. Sen boş günlerde kuryeye çek. Ben yapacağım ya bu işi. Ek gelir vallahi. Ne kadar kazanırız? Söyleyeyim sana. Burak'a her siparişte tehdit etsen 5 lira alsın. Burak şefim! Neyse yok gitti tamam. Sen onun yerine söylersin. Bundan da almaz. İsteyeceğim o 5 lirayı. Şey olsun abi. Hayır işi olsun. Ne var? Hayır işi olmasın. Para kazanalım birazcık. Yani bak şey sıcakla terliyoruz yani. Olmaz. Kimse bir şey vermiyor ki. Aldım ama. 5 TL. Ne diyeceğiz? Kiminin parası kiminin doğası mı? Herkesin parası kardeşim. Hadi kaçıyorum. Kemal'i gene bırakacağım arkadaşlar. Biraz restorana destek olmak lazım. O yüzden çalışıyoruz. İşte bu hayır işi. Hadi bakalım. Şimdi Mehmet Akfan Sokak'taki siparişe geldim. Şuraya gideceğim. Umarım bu sefer bahşiş koparım. Bakalım göreceğiz. Hadi bakalım. 4 ya da 5 sipariş oldu. Bu sefer yine kendi motoruma çıktım. Çünkü dükkan işleri çok yoğunlaşınca onlara da ayak bağı olmak istemedim. Daha bahşiş alamadım. Sadece Burak Şef'ten 5 liram var. Onu bu arada gerçekten vermeyeceğim. Ama yorucu iş ya. Gerçekten şu an hava 40 derece. Motorla sürekli kaskı tak çıkar, merdiven in çık falan bitiriyor. Bir de şöyle bir şey var. Acıktım nedense yani. Şu an 3-4 saattir. Saat kaç? 4 olmuş. 2 saattir bu işi yapıyorum. 2'de başladık. Ama yoruyor. Dolayısıyla zor iş. Gerçekten zor iş. Bir de ben biraz galiba yavaş kalıyorum. Onları etkilemek istemiyorum. Sıkıştığı her noktada kendi motoruna çıkacağım. O yüzden bunu maruz görürsünüz diye tahmin ediyorum. Şuradan veya şuradan da videoyu beğenirseniz sevinirim. Yorumlara belirtin arkadaşlar. Başka ne işleri yapalım? Bir sonraki hafta motosiklet tamircisi olacağım bu arada. Unutmayın. Hadi. Paketi bıraktık Kemal. Bıraktım abi. Yorulmuş gibisin biraz. Aldım. Geldi mi diğer paketler? Abi daha var galiba. Bak sipariş. Duyuyor musun zilin sesini? Şefim çanlar bana mı çalıyor? Neresi? Acaba ne gider misin? Gideriz hocam. İşimiz bu. El mahkum. Ama benim mesaim bitiyor. Farklısı bir son sipariş. Öyle anlaşma mı? Biz birçok şeyde anlaşmıştık ama öyle olmadı Burak şefim. İki tane siparişim var. Biri Fenerbahçe, biri Moda mıydı? Moda. Ondan sonra zaten bitiririm. Benim mesaim bitiyor. Bu kadar az çalışılan bir yer varsa bu, söyle biz de gelelim. Bu kadar bahşiş bu kadar oluyor. Yani... Şefim müsaitse ben de başlayayım ya. Ben, her gittiğin siparişte sana 5 lira vereyim. Maaşsız çalış. Tamam. Kabul mü? Tamam. Maaşsız. Tamam. Anlaştık. Tamam. Ama bana paket garantisi vereceksin. Paket garantisi. Günlük kaç paket veriyorsun? Günlük 10 tane paket garantisi. 10 tane 50 lira yapar çalışmam. Kabul ediyorum. Çok pinti bir işletme gerçekten. Bu adamla çalışmayın abi. Ama Selçuk abi burada olsaydı böyle olmazdı bence. Selçuk abi de selamlı. Benim siparişim hazır herhalde. Bu da mı değil? Şu. Bu Fener yoluymuş arkadaşlar.
İçeceğimiz, içeceğimiz her şeymiş, tamam mı? Glutensiz impossible burger yavrum benim. Yanına bir de patates kızartması yeriz. Olur olur yeriz. Bu kredi kartıymış arkadaşlar. Kim bu? İrem Hanım. Teşekkürler. Bu da Moda. Böyle şey gibi, şeyi döven Uğur Dündar var ya, onun gibi olan mikrofonum küçük birazcık, cücük kadar. Ayran da mı onunmuş? Hoşuna gitti Kemal, seversin. Şimdi, hakikaten şu şeyi kontrol edelim, beni tereddüte düşürdü. Ama önce şu paketlerimizi atalım. Önce kime git dediler Kemal? Önce kime gidiyorduk? Müjdat Gezen'den girince ilk son. Tamam, önce buna gidelim, buradan Moda'ya geçelim. O kadar uğraşıyorum, bu video izlenme şart var ya, gerçekten... Söveceğim. Sövmeyeceğim de. İzleyin. Kurtaramadım hiçbir yerden. Tamam, burası hazır. Geleceğim mi benimle? Bununla çok güzel gideriz he. Kırmak mi istiyorsan geleyim. Ama kırarız. Üzeriz, üzeriz. Olmaz. Ya üzülür biter. Şu spesi hakikaten rahat motor. Kendi bir tane bunlarla günlük kullanıp içini sarsam mı diyorum. Sevdin. Bak şimdi bak, sese bak. Sevdin. Oy. Yok. Ses mes yok. Kemal'cim, sevgili izleyenler, görüşürüz. Hadi ben gidiyorum. Fener yolundaki siparişte hallettik. Şöyle göstereyim. Bak elimde post makinem, kaskım. Bu da paket dağıttığım motorum. Sonra kurgu murgu bir şey derler. Hiç gerek yok. Buradan nereye gidiyoruz? Moda'ya gidiyoruz. Bir tane daha siparişim var. O da son siparişim olacak artık. Bakalım ondan bahşiş alırsak ne güzel, alamazsak bugün 0 lira bahşişle kapatmış olacağım. Üzdü gerçekten. Kuryelere bahşiş verin arkadaşlar. Ne olur. Dolayısıyla gelirken de böyle beklentiye giriyorsun. Ben bile mesela olan bahşiş alsak ne güzel olur falan diye şey yaptım ama alamadık. Neyse, bekletmeden diğer siparişe gidiyorum. Hadi bakalım. Ve videodaki son siparişe gidiyoruz arkadaşlar. Buradan Moda'ya geçeceğim. Artık oradan bahşiş alırsak aldık dediğim gibi, alamazsak video bahşişsiz bitecek. Kırmızıdayız. Bu motorlar burada çok rahat ya. Bir tane space'im alsam kendime ne yapsam? Bakacağız artık. Hadi kapatıyorum ışık yanmadan. Geldi gönüllerin kuryesi. Yo, yoruldun mu? Neredeydin? Gerçekten zor iş abi ya. Yani gittim Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den Moda'ya döndüm. 0 TL bahşişle günü kapattım. Yine mi vermediler ya? Tam 0 lira bahşişle günü kapattım arkadaşlar. Gerçekten ulan 60 liralık sipariş veriyorsun. 1 lira 2 lira bahşiş ver. Kemal, delikanlı gibi söylesene. Hiçbir kuryeyi bahşişsiz gönderiyor musun? Çok nadir abi ya. Ben mesela hakikaten Cüneyt buna şahit. Yoksa bile söylüyorum. Dükkanda bile sen denk gelmişsindir mesela. Ya kusura bakma, bozuğum yoktu vesaire diyorum. Çünkü bu adamlar gerçekten zor bir iş yapıyor. Ben şu an delicesine acıktım. Tişörtüm sırılsıklama oldu zaten. Bu kurudu üzerinde bir daha. Neyse, şimdi bir yemek yiyeceğiz. Kapatalım mı? Ne yapalım? Kapanış yapalım abi artık. Tamam, ben ufak ufak kaçıyorum arkadaşlar. Haftaya da motosiklet tamircisi olacağım. Bu videoyu beğenmeyi, bol bol yorum atmayı unutmayın. Rolla restorana da gelin derim. Göster abi. 10 numara bir yer. Harika. Buradan da Selçuk Şef'e tekrar teşekkür ediyorum. Hepsi işini düzgün yapan insanlar. Şimdi anahtarı teslim edeceğim. Bir şeyler yiyip kaçacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.